Demek ki beklenti, beklentinin derinliği, beklentinin çapı, beklentinin büyüklüğü bizim mutluluğumuzu belirleyecek en önemli şey. Yani mutluluk denen hikayenin kaynağı, başlangıcı neresi? Bendeki beklenti. Bir tane hikaye vardı çok güzel. İşte bir hanımefendiyle beyefendi ilk defa bir yerde buluşacaklar. Sonra kızcağız da hayal kuruyor. Oh diyor, şimdi diyor muhteşem bir işte 5 yıldızlı bir yere gideceğiz diyor. Böyle işte diyor deniz manzarası olacak diyor. Masada işte şöyle yemekler olacak, bir tane gül olacak falan. Hep öyle bir hayal kuruyor. Bir gidiyorlar 7 yıldızlı bir yer. Muhteşem bir vadi ve orman manzarası var. Yemekte atıyorum et değil de balık var. Masada da gül değil de böyle bir sürü leylaklar meylaklar var. Ama kızcağız hep onların hayalini kurduğu için yavrum hiç tat alamıyor. Hiç diyor beklediğim şeyler yok. Ortamdaki müzik bile hayal ettiği gibi değil. Kafayı kendi beklentilerine çok takan insanların yaşadığı karikatür kabaca böyle. Kendimizi ve etrafımızdakileri bu açıdan bir incelediğimizde bizim dışımızdaki insanlarda bunu çok kolay fark edebiliyoruz. Dikkat ettiniz mi? Böyle bazı memnuniyetsiz tipler var. Gıcık. Gıcık yani. Hiçbir şeyden memnun olmaz. Bunun işte kulağı ayrı olmuş falan filan. Hemen bir bahane bulur, bir şey yapar. Fakat kendimizdeki versiyonunu çok kolay göremeyiz. İnsan biraz öz körlüğe sahiptir. O bizim mutsuz eden şeyleri ameliyat ederken acık taraflı davranırız. Ama başkasında kolay görebiliyoruz başkasına baktığımızda. Mesela birisine şikayet ediyorsun bir şeyden. Özellikle büyükler eskiden çok yaparlardı. Genç çocuk gelir mesela. Ne olmuyor, bu olmuyor, şu olmuyor. Bir sürü mıy mıylık yapıyor. İşte dede ya da dinle ne diyor? Yavrum. Şükret haline. Bak bizim zamanımızda o yoktu, bu yoktu. Ne diyor yaşlı teyzeler? İnternette var röportajlar. Bunlar hep şükürsüzlükten yavrum diyor. Şimdi şükür ne demek şükür? Şükürsüzlük ne anlatıyorlar bunlar? Yani gelirin yetmiyor olabilir, boyun kısa kalmış olabilir, o ara hasta olabilirsin. Bir sürü olumsuz şey olabilir ama elinde olmayana odaklandığın zaman şikayet ediyorsun. Elinde olana baktığın zaman teşekkür edesin geliyor. Sadece büyükler diyorlar ki tamam yoktan çok şikayet ettin. Hadi gel bir de var olana bakalım. Buna dikkatimizi çevirdiğimiz zaman bir de enteresan bir şekilde mutluluk düzeyimiz yükseliyor. Bunların hepsini toparlayacak olursak. Bir, şimdiye kadar bizi mutlu eden bütün hadiseleri gördünüz mü? Hep aynı mı? Beklentilerle an örtüştüğünde. Bu arada buna zıt bir şey yaşayan var mı? Belki vardır. Bir tane örnek var. Buyurun. Bir mikrofon alalım buraya. Gökçe benim ismim. Gökçe hoş geldin. Hoş bulduk. Ben buna farklı bir şey yaşıyorum. Yani sizin anlattığınızdan farklı bir şey yapıyorum. Çünkü hayatım boyunca belki benim beklenti sandığım şey beklenti değildir. Bu da olabilir. Ama hayatım boyunca çok hayal kurdum ve büyük hayaller kurdum. Yani çok meslek değiştirdim bu arada ben. Meslek koleksiyoncusuyum diyebiliriz aslında. 24 yaşında mesela durup dururken ben sirk performansçısı olacağım dediğim zaman saçmalama olamazsın bu saatten sonra işte hiçbir sirk yere gidelim. Sirk performansçısı. Evet. Ben bunu söyleyemem bile. Ben olmaya çalışıyorum. Güzel. Evet. Neyse olacağım dedim. Ondan önce de başka mesleklerim vardı. Hayalini kurdum, büyük kurdum. Çok da yetenekli bir insan değilim. Bunu belirtmek istiyorum. Gerçekten çok çabaladım. Çok zor oldu. Ama yaptım. Gerçekten bunu profesyonel olarak deneyimledim. Ben hiç durup dururken sırf performansçısı olan kimseyle tanışmamıştım. Bu bir ilk oldu, güzel oldu. Ya geliyorlar bana öyle arada işte ayakkabılarımı kendim yapmak istiyorum diyorum. Yapıyorum falan gibi şeyler oluyor. Güzel. Ama büyük hayaller kurarak başlıyorum. Ve aslında orada kendimden gerçekten bir beklentim var. Ben bunu istiyorum. Sadece şey koymuyorum. Zaman sınırı koymuyorum. Sabırlıyım. Yani. Güzel bir nokta. Burada bir cümle var. Bilmiyorum yakalayabildik mi? Bizim beklentilerimiz genellikle dış dünyanın, başkalarının yahut maddi kaynakların bize verebileceği şeylerle ilgili. Ama bir de insanın kendinden beklentisi diye bir şey var. Beklenti eğer insanın kendisine yönelikse bu enteresan bir sonuca sebep oluyor. Yani beklentiniz kendinizden olduğunda o şeyi yapma yolunda ilerleme motivasyonu adını verdiğimiz bir şey çıkıyor ortaya. Ama dışarıda olduğu zaman beklentiniz, yani şu bana şöyle yapsa, biri bana kıyak yapsa, bir torpil yapsa, bir şey yapsa diye beklediğinizde dış şartlar sizin için sınırlayıcı faktör haline geliyor. Ve belki de şu beklenti meselesini kendimize yönelttiğimiz takdirde eli boş dönmeyeceğimiz tek yer orası gibi duruyor sanki. Tabii ki biraz da gerçekçi beklentiler.
Sinan Canan'ın bu saatten sonra bir işte efendim NBA'de sayı kralı olma hayaliyle yanıp tutuşması bilmiyorum. Makul bir şey olur muydu ama daha gerçekçi hayaller. Mesela rock müzikle ilgili bir şeyler yapma. Nasıl dinliyor musunuz benim şarkıları bak. Ya bende de öyle başladım. Oluyor yani. Biraz kendi ne yapabileceğimizi bilmekle ve gerçekçi beklentiler kurmakla yaşamı oluşturma ve orada mutlu olmak arasında bir ilişki var gibi gözüküyor sana. Güzel.